Herkese selamlar dostlar. 28 ve 29 Aralık iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 8 adet mücadelem var. Hepsine hem yüksek oranlardan hem de ideal tercihlerden videonun içinde sizlere tercihler sunacağım. Öncelikle ağırlık İngiltere'ye gittim. İngiltere'ye gittim derken İngiltere Ligi'ni değerlendirdim. Çünkü bu hafta her maçı izledim neredeyse. Aynı anda başlayan maçların bile uzun özetini izledim. Çok güzel değerlendirme yaptım. Ondan dolayı takımların son haftaki performanslarına dayalı olarak da sizlere güzel yüksek olan tercihleri önereceğim. Öncelikle şöyle gösterelim Sen de gösterelim. Ha, skor bilen arkadaşımızı gösterelim. Trabzon maçının skorunu bilen 5 kişi var arkadaşlar. Jet 35 Jet nasıl okunuyorsa ben düz kanalın adını yazdım bura. Jet 35 Jet isimli. Sanırım zaten daha önceden benim de iletişim kurmuştu Instagram'dan. Skoru bildim diye. Tekrardan mesaj atarsa katıl Telegram gruplarımızın linkini arkadaşa atayım gruplara dahil olsun. 5 kişiden kazanan arkadaşımız C35 C oldu. Tebrikler diyorum. Instagram'dan iletişime geçelim. Onun dışında ben sizlere sadece bir video göstermek istiyorum. Hatta o videoyu 3 kez üst üste koyacağım bakın. İzliyoruz. Daha zor bir daha zor Bu video arkadaşlar e for mücadelesinde karşı karşıya kaçan gol. 3 kere üst üste koydum. İzlediğiniz üçünde de. ya yani kaçabilir hiç problem değil. Ya pozisyon olur kaçabilir fakat 4 tane çok net pozisyon kaçırdı. Eyüp Spor o maçta ve aynı şekilde ya, bu pozisyonu da kaçırdı. Yapacak hiçbir şey yok. Sizler de böyle bilgilenin diye koyuyorum. Yani maç beklediğimiz gibi gitti. Hangi maçımız geldi o City e, geldi. Eyüp Spor mücadelemizi yatmıştı. Hiç problem değil. Onun dışında bir de katıl telegram gruplarından bahsedeyim. Öncelikle bir görselimiz ekrana gelsin. Pazar günü çok güzel canlıya başladık. Hatta maç saatlerine baktığımız zaman da bunların hepsi zaten üst üste geldi. Yani bir anda çok güzel bir kat yakaladık. Alanya Spor maçına ben ev sahibi 0.5 üst verdim. Onu koymadım buraya yazı haline yazdığım için. Sonra bir kombine yaptım. 1.65'lik sol üstteki gördüğünüz kombine. Alanya toplam gol. Adana Demir maçında 2.5 kat ikisini birleştirdim direkt 1.65 orandan. Manchester City maçının ekmeğini güzel yedik. 3 tane canlı tercih 3'te 3. Çok golli geçti zaten. Mutlaka sizler de canlıdan değerlendirirseniz kazanmışsınızdır. 6.5 üstünü aldık. Ev sahibi 5.5 üstünü aldık. Güzel oranlardan yakaladık. Ankara gücü maçından aldık. Chelsea maçından aldık. Onun dışında Fenerbahçe'nin de ikinci golüne girerekten de güzel bir kazanç sağladık arkadaşlar. Canlı Telegram'dan bu şekilde. Hatta aşağı ekrandan göstereyim sizlere katı Telegram grubunu. Şimdi yeni bir editör arkadaşımızı aldım. Hakan diye. Buz okeyi ve baskete ağırlık veriyor. Buz okeyinde de artık buz okeyi mecrasına da girmeye başladık. Ben de bugün maçlarını izledim bayağı bir. Onların bahislerini takip ettim arkadaşın. Güzel. Ee, şöyle göstereyim. Buz okeyi bahisi geldi. NBA basket tercihi geldi Enes'in. Onun dışında canlı tercihlerimiz var aynı şekilde burada. Doncaster mücadelesi geldi. İlk kere gel 1.5 üst 2.10 gibi orandan dakika 30. Alred mücadelesi yapmış mesela yukarı doğru baktığımız zaman Avrupa bahisleri de oynanıyor arkadaşlar. Dediğim gibi sadece nesine değil Avrupa'dan sadece Avrupa'dan oynayanlara özel bahisler de atılıyor. Editor arkadaşlara atıyor. Onun dışında yine bir buz okey bahsi. Bu şekilde ya şimdi de Beşiktaş maçı başladı. Şimdi direkt ona yetişeceğim ben şimdi. Daha yeni başladı mücadele. Pardon daha 50 dakikası var. Pardon saat karıştı bir anda. Devam ediyor işte bu şekilde katı telegram ana telegram grubumuza da bu şekilde hemen seviyelerinden bahsedip maçlara geçmek istiyorum. Seviyelerine baktığımız zaman da ana telegram grubumuza girmek istiyorsanız burada ana telegram grubuna 30 TL ödeyip Hem kanala destek olup hem de ekstra kuponlardan ve canlı tercihlerden yararlanabilirsiniz. Telegram artı yüksek oran grubu 2 gündür yüksek oran grubunda pek bir şey paylaşmıyorum fakat e, maçlar sıkıntılı. Yarından itibaren yine aynı şekilde bir düzene koyacağım. Hem Telegram grubuna hem de ekstra yüksek oranların verildiği yüksek oran grubuna dahil olmak isteyenler de buraya girebilir. Her şey dahil iletişim grubunda yüksek misli oynadığım yani 300-500 Arasında 750 falan o bantlarda takılıyorum genellikle. Yüksek misli oynadım olursa da buradan arkadaşlara atıyorum. Yarın da yüksek misli iletişim zaten yüksek misli oynadığım kupon gelebilir diyerekten de geçeyim. Hem kanala destek olup hem de ayrıcalıklardan faydalanmak istiyorsanız siz de katı Telegram gruplarımıza dahil olabilirsiniz. İlk mücadelemiz Southampton Tottenham mücadelesi. Sizden güzel seviyede like bekliyorum. Artı 300-500 arasında bir like gelirse güzel olur. Teşekkürler diyerek geçeyim. Şimdi Southampton Tottenham mücadelesi 2 ekibinde maçını izledim. Yani 2.5 üstüne oran açılmış burada. Yani yüksek oran açılmış. 1.70 bandında bir oran açılmış. Yani beyler bayanlar ben şöyle son hafta iki takımın da maçını izlediğim zaman yani Karşı karşıya bunlar oynasa dedim ki yani 4 gol bile çıkabilir diye düşündüm ben bu mücadelede. Şimdi birbirlerine nasıl oynayacakları önemli. Southampton burada hücuma biraz önem gösterecektir mutlaka. Hücumda yani ağırlık verecektir. Son maçında da West Ham'ı deplasmanla yendi. El-Yulisi'nin dakika 8'de attığı bir ceza sahası dışında gol var. Penaltı golü var. Bir de duran top golü var sanırım. Aynen Southampton mücadelesinde doğru. Ya güzel girdiği pozisyonları Southampton takımı iyi değerlendirdi. Kaleye toplamda 5 tane isabetli şutu mu ne var? 3 tanesi gol oldu. Yani değerlendirme açısından Southampton iyi işler çıkardı. Tottenham hızlı ataklarla çok iyi geldi Crystal Palace mücadelesinde. O maçta da Zaha kırmızı kart gördü. Ondan sonra da bir tane attı. Ondan öncesinde zaten hem kalesinde bazı pozisyonlar verdi. Hem de girdiği pozisyonları iyi değerlendirdi. Harry Kane ne zamandır gol atamıyordu o gol attı. Lucas Moura'nın form durumu çok güzel. Bakın idealden sizlere burada... İlk yarıdan gelecek bir gol. 1.31 gibi oranı var. İdealdir. Kazanmak adına burada Tottenham maçında ilk yarıdan bir gol çıkabilir. Onun dışında daha yüksek orandan burada 2.5 üstü de olabilir. Onu da belirteyim. 2.5 üstü de 1.69 gibi orandan değerlendirmeyi altına alabilirsiniz. Biraz daha yüksek oran olarak önereceğim. Ekstra bir yüksek oran istiyorsanız da bu mücadeleye 3.5 üstün oranı 2.60 benim skor beklentim 2-2 veya 3-1'lik bir Tottenham galibiyeti. 4 gollü bir maç bekliyorum. Değerlendirecek arkadaşlara bol şanslar. Watford'la West Ham mücadelesi. Watford ne zamandır maç oynamıyor arkadaşlar ondan bahsedelim. Son oynadığı maç zaten son 3 maçı ertelendi. Şimdi yarın West Ham'la oynayacak. Eksiği gediği var mı diye ekranda baktığım zaman da İsmail Esar sakatlandı bir. Onun dışında bazı eksikleri de var. Önemli sayılabileceğimiz eksikler. Fakat Watford takımının son haftalardaki maç oynamadı. Fakat ondan önce de oynadığı maçlara baktığımız zaman da mağlup olsa bile o maçlarda pozitif bir futbol sergiledi. Hücumda baya bir etkinlik gösterdi açıkçası. Watford takımı özellikle Joshua King olsun, sağ açıkta Dennis olsun gibi bu özellikle bu ikisinin hücumda büyük işler oynadı. Sokko biraz daha burada hücumda Katkı verse de ağırlıklı olarak Yasuo'a King'le Deniz'in oynadığını da söyleyebilirim. E, Watford takımında. Yani güzel bir hücum futbolu sergiledi. Burada West Ham kalesine bazı pozisyonlara gireceğini ben düşünüyorum. West Ham'da son mücadelesinin 3-2 mağlup oldu. Antonio 46'da girdi. İkinci yarı oyuna dahil oldu. Gol attı. O da ne zamandır gol atamıyordu. Yine burada Antonio, Bowen, Lanzini, Fornes dörtlüsü hücum hattında oynayacaktır. West Ham'da da eksik var Rice. Destin Rice bu mücadelede oynamayacak. Kart cezalısı birkaç daha eksiği var da onlar zaten e, sakatlığı süren isimler olduğunu belirteyim. Ben her iki takımına mutlaka gireceği pozisyonlar bekliyorum. Yine gollü bir mücadele izleyebiliriz. 1.51'den ben her iki takımın atacağı golü bekleyeceğim. 1.51 gibi oranı var. Değerlendirecek arkadaşlara bol şanslar dilerim. Trabzon'la Boluspor bol mücadelesi. Trabzon'a <laughs> baktığımız zaman arkadaşlar yani ligde aldı götürdü. Sizce bakın ligde zaten yoğun tempolu maçlar oynuyorsunuz. Ya yani Bolu Spor maçına nasıl kadroyla çıkarsınız? Ben söyleyeyim. Kaleye Erce'yi bir koyarım. Yedekte kim varsa oynamayan. Dizerim hepsini. Ya yani yedek oynasın derim. Ya yani ligde zaten şampiyonluğu alacak. Şöyle bir şey de olabilir. Burada zaten Bolu'ya karşı galip gelebilir. Ben şu açıdan yaklaşıyorum. Yani galip gelebilir. O ayrı mesele değil. Fakat Bolu burada. Gençler burada Süper Lig'in şu an namalup demeyelim de. Yani Süper Lig'in lideriyle oynuyorlar. Bolu Spor'daki oyuncular burada kendilerini göstermek istemezler mi? Ekstra bir motivasyonla bu maça çıkmak iste istemezler mi? Tabii ki isterler. Ekstra bir motivasyonla oynayacağından dolayı Bolu Spor'un ben bu mücadele gol atmasını bekliyorum. Fakat şöyle durum var. Yani şimdi Trabzon'un yedekleri bence Bolu Spor'dan da zaten iyi. Birkaç tane pozisyona girecektir Bolu Spor. Buradan Trabzon'a oynayacağım ben Bolu'nun golüyle birlikte alırım. KG var alırım diye düşündüm ve daha yüksek orandan almış olurum. 1.72 gibi orandan KG varı sizlere öneririm. Ben burada Trabzon'un yedek ağırlıklı çıkacağından düşündüğümden dolayı kadroları beklerseniz daha sağlıklı olur sizler için de KG varı buradan alırım. Zaten Trabzon'da birkaç sakat isim de var. Bakayım eğer gibi isimler var. Mutlaka Canini, Cornelius falan dinlendirmek isteyecektir burada Abdullah Avcı. KG var bence alınabilecek hem ideal hem yüksek oranlı tercih olarak sizlere öneriyorum. Galatasaray Denizli Spor mücadelesi. Bakın Trabzon'a kaç oran açmışlar lidere. Burada Galatasaray'a biraz daha düşük oran açmışlar. Oynadıkları rakipleri tabii ki farklı olacaktır. Fakat Galatasaray'ın ziraati, yani ziraatin büyük favorisi bence Galatasaray. Neden olduğunu bahsedeyim sizlere. Yani ligde zaten ilk 4'e, 3'e, 5'e girme şansını şu an çok zor Galatasaray adına. Oynadıkları futbolda çok iyi değil. Son maçta bir reaksiyon gösterdiler, galip geldiler. Fakat çok fazla puan kaybettiler. Önümüzdeki sezon bu genç yapılanma yaptılar. Bu gençleri Avrupa'da oynatmak istiyorlar. Kerem'i şimdi Avrupa'da biraz daha parlatıp satmak istiyorlar mesela. Yani Galatasaray'ın burada hata yapmaması lazım. İdealden ne alabiliriz mesela? Çok idealden. Ben burada Galatasaray'ın kazanmasını bekliyorum zaten. Kadroda da bence zaten Galatasaray'ın çok fazla rotasyon yapacağını da düşünmüyorum. Birkaç tane rotasyon yapsa bile Kerem'i dinlendirebilir mesela. Böyle isimlerde onun yerine Barış Alper'i dinlendirebilir. Barış Alper'i oynatabilir. Birkaç isimle burada Galatasaray'ın fakat ağırlıklı olarak ideal bir 11. Yani 6-7 tane as oyuncu çıkarmasını bekliyorum deniz Spor maçında. Çünkü burada bahsettiğim gibi Galatasaray'ın bu ziraate yani fokus, fokuslanması lazım, odaklanması lazım. Ben burada 1-1.5 üstten zaten bir idealden sizlere önerebilirim. 1-27 gibi orandan. Bu ideal olabilir. Biraz daha yüksek ideal isteyenler varsa Galatasaray'ın ilk yerden öne geçmesi de değerlendirilebilir aslında. 1.53'te bunun oranı var. Böyle de bir değerlendirme yapabilirsiniz. İdealden değerlendirmiş olursunuz. Denizli Spor zaten kötü gidiyor. Ligde kalmaya baksın. Kupayı mupayı boş versin. Kupa biraz Denizli Spor için lüks olur. Bundan dolayı ben Galatasaray'ın yanında olacağım. Leicester City Liverpool mücadelesi. Hop korneri açmışlar. Çok güzel. Ben bu mücadeleyi korner maçı olarak aldım şunu da belirteyim. Yani goller gelecektir. Maç sonu 2 25 buçuk üst. Ya yakışır bu mücadeleye. Son mücadele daha Leicester zaten dün maç oynadı. Dün Manchester City ile maç oynadı. Canlısından çok güzel kazandı. Katıl grubunda bahsettiğim gibi. Yine bugün Liverpool mücadelesi oynuyor. Biraz da fixture şanssızlığı vardı. İlk yerden zaten 20 dakikadan 4 tane gol atan bir Manchester City vardı. Liverpool da kez daha burada çok güzel futbolunu sergileyip galip gelebilir. da eksiğe baktığımız zaman da Robertson bu mücadelede olmayacak. Kart Onun dışında şöyle bakayım ee, tamam başka çok fazla bir şey yok. Ev sahibinde eksiklik var. Evans'ın oynamayışı, Çağlar'ın oynamayışı, Ricardo'nun, Pereira'nın oynamayışı. Barnes şüpheli oynar oynamaz belli değil. Son maçta vardı yedekti mesela. Bu maçta oynayabilir. Golle bir mücadele zaten geçebilir. Fakat ben golü geçtiği gibi korner mücadelesi olarak da görüyorum bu mücadeleyi. 9.5 üstte zaten idealden bir açmışlar. Liverpool zaten çok fazla korner kullanan bir takım. Leicester'da böyle hızlı ataklardan değerlendirebilir. Onun dışında ben Leicester'ın bu mücadelede gol bulmasını bekliyorum. Hızlı hücumlarla atıyor. Ekstradan da zaten oranlar aynıymiş. Korner biraz şans iştir. Kornere yönelmek istemeyenler burada. KG varı da alabilir. Ne bu mücadelede gol bulabilir diye düşünüyorum. KG var da alınır. 9.500 Korner'de alır alınır. Notlarımı ikisini de aldım. Değerlendirecek arkadaşlara bol şanslar dilerim. Şimdi 29 Aralık'a tekrardan merhaba arkadaşlar. Şimdi yeni açanlar olacaktır bu videoyu. Şimdi hepinize tekrardan selamlar. Öncelikle videoya like atmayı unutmayalım. Sizden ricamız like'tır. Chelsea Brighton mücadelesiyle başlayalım. Chelsea Brighton. Brighton'ın son mücadelesini izledim. Bu arada Brighton'ın dün ben spikerden öğrendim. Hem Brighton'ın hem de Brentford takımının sahipleri bahis firmaları varmış. Yani dün öğrendim. ya yani bahis ikisi de bu arada dostmuş. Eskiden dostlarmış. Ondan sonra yollar ayrı düşmüş. Biraz düşman olmuşlar ama son zamanlarda da transfer ilişkisi her iki takımında iyiymiş yani. Çok fazla bir etken olduğunu bu bilgiyle de ne yaparsanız yapın. Öyle bir bilgi vereyim sizlere. Son maçta Brighton'ın dün oynanan mücadelesini izledim. İlk yarıdan bir gole girdim zaten. Brighton çok güzel oynuyordu. Geldi zaten. İlk yarı 2-0 bitti. Maçı da daha ellemedim. Çünkü ilk yarıda baktım maç 2-0 oldu. Koptu yani. Bu maçta pek fazla gol çıkmaz. 3.5 alt belki alınabilir diye kendi kafamda kurdum. Fakat önermedim onu da. Şimdi Brighton son maçta özellikle size iki tane isim söyleyeceğim. Bu iki isim çok fazla çalıştı. Ee, şimdi Welbeck de takıma döndü. Mepe ile Trossard. Bu iki isim Son maçta acayip fazla çalıştı. Hücum hattında acayip güzel işler çıkardı. Emre da aynı şekilde Brighton takımına çok güzel işler imza attı. Şimdi Chelsea'ye baktığımız zaman Lukaku geldi, kurtardı takımı 3-1 galip geldiler yine. Chelsea takımı. Chelsea'de bildiğin üzere bir humurdanma vardı. Bir düşüşteydi. Puan farkı da açıldı gitti zaten. 3. sıraya kadar geriledi Chelsea takımı. 3 maç önce zaten takım liderdi. Manchester City hatasız bir şekilde ilerledi. Chelsea artık hata yapmamaları lazım. Fakat ben Brighton'ın son oynadığı maçta cidden çok fazla beğendim. Bak Brighton takımı çok güzel beğendim. Trossard, Mpey Emre bu 3 isim çok fazla öne çıktı. Ve çok güzel bir futbola imza ataraktan da iş yaptılar. Bir de sol açıkta Surella, Surella diye okunuyordur umarım. Sü Surella. Güzel isim. O daha böyle uzun saçlı bir eleman, aslan yelesi gibi saçları var. Soldan çok fazla bindirdi. Ağırlıklı olarak zaten Brighton'a baktığımız zaman da solu çok fazla kullandı. Şeye bakalım, e, Chelsea'ye baktığımız zaman da onların sağında yani Brighton'ın solu onların sağına geliyor. James oynayacak orada. James de biraz hücuma gidiyor. Yani sol kanattan Brighton Chelsea kalesini vurabilir demeye getiriyorum. Pek fazla aktaramadım kusura bakmayın. Brighton'ın dediğim gibi solu çok fazla etkili kullandığından dolayı, James'in de biraz hücumda olduğundan dolayı belki James ilerideyken yakalarsa Brighton takımı ben burada Chelsea kalesine göndermeye göndereceği golü zaten bekliyorum. Brighton'ın bir golü. Bakın, Brighton'ın bir golü 1.68. Ne kadar güzel bir oranı var. Yani değerlendirme altına alabilirsiniz bu mücadeleyi, Brighton mücadelesini. Brighton'ın atacağı bir gol 1.68'den değerlendirme altına alabilirsiniz. Bunun dışında Brighton'ın golünü zaten sizlere öneriyorum. Fakat Chelsea'nin de kazanmasını 2-1 skorla kazanmasını maçın da maç sonu 1 ve 4.5 altında yaparsanız da ya şimdi biraz sizin için çelişebilir tercihler. Chelsea tarafına gitmek isteyenler böyle 1 ve 4.5 altına alabilir. Fakat bahsettiğim gibi skor beklentim de bu mücadelede 2-1'lik bir Chelsea galibiyeti olduğundan Brighton'ın golü de bana cazip geldi 1.70 gibi orandan. 7-20'den de 2-1'lik skoru da sizlere öneriyorum. Değerlendireceklere bol şanslar. Sporting'e Portina Morense mücadelesi. Sporting kendi evinde çok iyi bir takım. Bu hafta da büyükler zirve yarışındaki isimler birbirleriyle oynuyor. Sporting arkadaşlar bu mücadeleyi alır. İç sahada çok iyi oynayan bir Sporting var. Bu zamana kadar geçen sezona da bakın. Bu zamana da bu sezona da bakın. Evinde 4-5 gol maç 5 gollü mücadelesi çok fazla. Bir tane mi iki tane mi ne oldu? Zaten 8 maçta bir tane gol yedi kendi evinde. Kombinelere bile koyulabilecek bir bahis olduğunu düşünüyorum. Direkt fazla söze lafa gerek yok. Burada 1.36'dan sizlere Sporting'in kazanacağını ve 4.5 altında biteceğini de söyleyeyim sizlere. Toplamda 8 tane mücadele verdim arkadaşlar sizlere. Bir kombin önerisi yapmadım. Katıl grubundaki arkadaşlara kombin önerisi yapacağım. Ziraattaki maçlarında kadrosunu görüp Bay alacağım. Sizlere şimdiden zaten önerdim. İngiltere'de çok güzel yüksek oranlı maçlar da önerdim. Skor da önerdim sizlere. Değerlendireceklere bol şanslar. Videoya like atıp kanala abone değilseniz de abone olarak da, da destek verirseniz sevinirim. Görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Bay bay.